Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. 27 Haziran 2023 saat 12.45 itibariyle Türkiye piyasaları kapandı. Kur tarafına baktığımızda dolar TL 26.03 bandında haftayı arkadaşlar kapattı. Yurt dışı işlemler tabii devam edecek. FX piyasasındaki işlemler devam edeceği için oynaklık olabilir. Dikkatli olalım. Aslında en tehlikeli 3,5 güne girdik diyebiliriz bakıldığında. Sebebini geçmiş bayramlarda zaten gördük. Bu tarz oynaklıklar çok üst düzeydi ve zımni oynaklık şu anda çok azalmış durumda. Çünkü fiyat hareketi tek bir yöne gidiyor. Bu da bizi korkutmalı aslında. Şimdi biz elimizde döviz olanlar, dolar olanlar ne yapacağız? Özellikle dolar TL tarafında son noktaya geldik mi? Arkadaşlar baktığımızda tabii grafiklerle birlikte hepsini inceleyeceğiz yani şu anda. Ben size şöyle söyleyeyim. Çok fazla hırslı olmayın. Belki bu lafı benden çok duydunuz ama sona geliyoruz. Kabaca 28 lira gibi bir rakamı garantisi olmamakla birlikte ben buradan eğitim amaçlı sizlerle birlikte paylaşayım. Aşması mümkün görünmüyor ve önümüzdeki 20 Temmuz itibariyle PPK kararını takip edeceğiz. Muhtemeldir ki faizi %20 seviyesinde görebiliriz. Yani benim beklentim bu şekilde. Yanılma payımız da tabii olabilir. O yüzden buradaki beklentiyi piyasada karşılamış olur. Ve biz şöyle bir teknik görüntüyü takip edersek bence iyi olur. Kur tarafında özellikle 7.20 tepesinden itibaren bakıldığında bu direnç hattı sizi karşılıyor burada. Buranın aşılması için sıkılaşma devam etmeyecek ve burayı destekleyecek de çok olumsuz haber akışlarının gelmesi gerekiyor. Buraya da baktığımızda yani 20 Temmuz haftasına kadar arkadaşlar 28 bandını bize gösteriyor. Yani 28'in 5-10 kuruş üstü de olabilir. Dikkatli olacaksınız bu konuda. Ve burayı ben biraz daha ayrıntılı bir şekilde size detaylandırayım. Yani önünüzü görmek maksadıyla tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Buraya göre bir uyum çizdiğimizde ve burada tabii bir kanal oluşturacak isek, burada kanalında çalışıp çalışmadığını yani destek direnç seviyeleri bize daha önce referans vermiş mi vermemiş mi bir bakalım. Arkadaşlar baktığımızda 28 lira seviyesi muazzam derecede şu anda direnç olarak karşımızda duruyor. Yani bu kanala riayet etmişiz ve her denemesinde de buradan çok sert bir şekilde aşağı yönlü geri çekilip bir denge arayışına girmişiz. Ve burada yine belirtiyorum, bakın tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı yanlış anlamayın. Kesik çizgili olan bölge destek ya da direnç olarak kabul edebilirsiniz. Üstündeyseniz destek, altındaysanız direnç. Burada bir direnç vazifesini görmüş. Geri toparlanmış, tekrardan destek noktasına, kanalın alt bölgesine gelmiş. Üstüne geçildiğinde sert bir şekilde bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene bir kur şoku yedik. Ve ondan önceki sene 2021'in Aralık ayında bir kur şoku yedik. Ve burada arkadaşlar kanalı artık netleştirmiş olduk. Ve sonrasında burada bir müdahale gördük. Yani 10 liralara kadar geri çekildik ve tekrardan kanalın üst bandına geldik. Yani direnç çizgisinin üst bandına geldik ve burada tutunduk. Şimdi de burayı zorluyoruz. Yani kabaca bu noktayı arkadaşlar zorluyoruz. 28 bence tamam diyebileceğimiz bölge. Şimdi tekrardan burayı sıfırlayıp hafızanıza kazınsın. Ve burada şöyle bir grafik çizeyim ben size. Bulabilirsem yani bir çekiç işareti bulabilirsem şöyle sol tarafta da baktığımda bayağıdır da uğraşmıyoruz bunlarla ama evet şurada ve bunu da kırmızı renkte işaretlerim arkadaşlar bakın burada çekiç vuruluyor şurada ikinci çekiç vuruluyor gördüğünüz gibi şimdi üçüncü çekiçte burada vurulursa ne yapacağız dememek için riske atmamakta bence fayda var. Geri çekilme süreci nasıl olacak? Peki buradan sonraki dönemde ne olacak? Görüldüğü gibi çekişler sizi bence korkutmalı. Buradan sonra da tabii burayı test ettikten sonra bir denge arayışımız olacak. Yani burada oynaklığın artması aslında iyi olur. Yani her iki yöne de böyle bir denge arayışı arkadaşlar. Yani böyle zamana yayılan bir hareketi oluşturacağız. Yani burada artık bizim bir denge arayışımız oluşmak zorunda. Tabii ki önümüzdeki uzun vadede yukarı gideceğiz ama bu şu an için bence bakıldığında bir anda beklenmemesi gerekiyor. Çünkü bu bir hata olacaktır. Bu bir gereksiz beklenti olacaktır. Gidişat böyle olmalı. Çünkü geçmişte de bunun örneğini gördük.
Ha, burada denge noktamız eğer bizim ilk etapta 21-22 liralarda oluşur ve üzerinde kalıcılık gösterebilirsek burası o zaman yukarı doğru döner. Yani buradan geldiğimizi buraya doğru arkadaşlar bu şekilde gideriz. Yani 35-40 diye gideriz ama şu anda sıkılaştırma adamı ve yurt dışından gelecek olan yatırımcı döviz girişi işte bunların hepsini arkadaşlar bize bulaşmamamız gerektiğini söylüyor. Tabi isteyen alsın, isteyen satsın, isteyen beklesin. Yani kim ne yapıyorsa yapsın ama ben gidişatı iyi görmüyorum bu tarafa baktığımda. O yüzden sizleri de bu noktada uyarmak istedim. Yardımcı araçları vesaire açmaya bence gerek bile yok. Çünkü haftalık bazda özellikle tehlikeli bir hareketi takip ediyoruz. 99 bölgesinde kapanış yaptık. Ufak bir alan daha var. Evet, bu da 28'i zaten destekler. Saatlik bazlarda bir miktar geri çekilmeler olabilir. Günlük de olabilir. Günlükte de negatif uyumsuzluğa zaten başladık zirvede. Burada da sizi uyarayım. Bayrak filamı hedefimizde zaten 27,5-28'leri destekliyor demiştim. Buralar bence artık son nokta ve bir denge arayışımızın olması da kabul edilebilir. Yani bu grafiğin sürekli olarak böyle dikine gideceğini beklemeyin. İşte 35 bekleyenler falan var. Hayale gerek yok arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani benim beklentimi merak ediyorsanız, yani burada ne olur ne biter sorusuna bir cevap arıyorsanız, üçüncü çekiç bizi burada üzecek gibi duruyor. 20 Temmuz'a kadar 26-28 aralığı iyi bir vedalaşma noktası. Ha, ben en üst seviyeyi bulacağım ya da bankama gidip ya da serbest piyasaya gidip dövizimi buradan bozacağım mantığınız varsa inşallah fırsatınız olur. Ya da o seviyelerde makas aralıkları size izin verebilir. Ama tabii şimdi bir tatil süreci de başladı. Resmi tatil başladı. Resmi tatilde bura görülürse, yani biz pazartesiye 28'de başlar isek ne olur? İşte o zaman biraz sakat işlere bulaşmış olacağız arkadaşlar. Yani elinde döviz olanlar için diyorum, yani zirveden bozdurmak isteyenler için böyle bir ters bir görüntü oluşacak. Bu kanalın ne anlama geldiğini bence kendiniz de grafiklerde açın, inceleyin. Bakın çok güzel bir şekilde çalışmış. Bunu biraz daha sağ tarafa uzatabildiğinizde daha güzel grafiği de yakalayabilirsiniz. Zor değil yani. Bunu tabi logaritmik ölçekte inceleyin bu grafiği. Otomatikte incelemeyin. Daha doğrusu bütün grafikleri eğer orta ve uzun vadede inceleyecekseniz, yani kanalları işte Fibo araçlarını takip edecekseniz logaritmikte takip etmek önemlidir. Söylediğim gibi yani gram altında buradan etkilenir. Şimdi gram altın tabi 1800 seviyelerine doğru bir hareket daha takip edeceğiz gibi duruyor. Kabaca %7, %8 civarı bir artış daha. Hadi buna en babası %10 dersiniz. Ama bu piyasada tabii panik algısını da artıracak gördüğüm kadarıyla. En önemlisi Merkez Bankası da bildiğiniz gibi döviz rezervini artırmaya başladı. Elinde güçlü dövizle yola devam etmek istiyor. Zaten mantıklı olan da bu. Toplayacaklar, yani o denge sürecinde o malı toplayacaklar gördüğüm kadarıyla. Buna zaten hızlı bir şekilde adım atılmış ve ilk gelen rakamlar da zaten bunu destekliyor. Siz döviz toplayacak mısınız? Yani buna karar verin. Söylediğim gibi önümüzdeki 20 Temmuz PPK toplantısı çok önemli ve önümüzdeki hafta itibariyle de enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. TÜİK'in yine gördüğüm kadarıyla bir çalışması var. Türk İş Gıda Enflasyonu 1,5 yılın en düşük seviyesinde diye Bloomberg'de bir haber gördüm ama detayına bakmadım açıkçası. Çok da önemsemedim. Çünkü TÜİK'in rakamları bana çok inandırıcı gelmiyor. Ama piyasa tabii bunları referans alıyor. Baz etkisiyle düşüşler bitti arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada tabii kurun yükseliş sebebinden ötürü enflasyonu da yukarı yönlü baskılı hareketleri göreceğiz. Yani iş piyasada sıkılaştırma adımı giderek kendini hissettirecek. Bu da tabii kur tarafını baskılamaya arkadaşlar yeter ve kısa vade zaten istenilen de 26 bile hatta yeterli aslına baktığımızda ama teknik anlamda burayı söylüyor. Ve diğer bir teknik detay ise bunu da zaten sizle birlikte paylaşmıştım. Yine bir kez daha paylaşayım. Şöyle günlükte açtığımda ya da haftalıkta fark etmez. Siz de bakabilirsiniz. Şuradaki hareket, yani 8.20'lerden başlayan hareketi baz aldığımızda arkadaşlar 1.618'in üzerine geldik. Söylediğim gibi bakın tehlikeli bölgelere geldik. Söylediğim gibi 1.618'in üzeri inerendiğinde buralarda dikkatli olacağımızı söyledik. Evet, uzun vadede hedef
neyi gösteriyor derseniz, yani bir denge sürecinden sonra, yani bu en az 1,5-2 yıl sürer. Hatta 2,5 yıla da uzayabilir. Sonrasında yukarı o günün şartlarına göre bakıldığında olumsuzluk devam ederse, yani gideceğimiz seviye işte 33-40, bu bantlara doğru gideriz ama son noktaya geldik yani. Az bir alanımız kaldı. Ve burada da söylediğim gibi bu kanalı eğer baz alırsanız güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bakın her şey yerli yerince ilerliyor. Grafik sizi zaten uyarıyor. Artık karar sizin. Buradan grafiğin yukarı yönlü hareketini bekliyor iseniz bu kur zaten 35 lirada da durmaz. Yani 50 lirayı zorlar. Ama böyle bir beklenti bence imkansız gibi duruyor. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Yarın yokuz. Akşam bir video daha gelir mi bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Borsada zaten pozitif kapattık. Önceki videolarda da izleyebilirsiniz. 5.759 puan seviyesinden haftalık kapanışımız geldi. Gayet güzel bir kapanış. Yine zirvede. Orada da 6.200'lere doğru kısa vade hedefimizi takip edeceğiz. Sonrasında 8.000-8.500'lere doğru çok önemli bir rally hareketini de başlatmış bulunuyoruz zaten. Her şeyin hayırlısı. Sevdiklerinizle, ailenizle güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum. Sakin olun, stres yapmayın. Panik olacak bir durum yok ama hırslı da olmayın. Zor günlere de, zor ekonomik günlere de kendinizi bayram dönüşü hazırlayın. Çünkü Temmuz zam ayı olacak. Sağlam zamlar gelecek, sağlam vergiler gelecek. Hayatın ne kadar zor olduğunu 2023 itibariyle en iyi anlayacağımız ay Temmuz ayı gördüğüm kadarıyla. 27 Haziran 2023 itibariyle de bu şekilde analizimiz, tavsiye niteliği olmadan sizlerle paylaştık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.